Karadeniz'de evet doğal gaz kaynaklarına ulaşan bir Türkiye istemiyorlar. Velhasıl ayaklarının üzerinde evet sapasağlam duran bir ülkeyi istemiyorlar. Şuradan evet Bozacı Yiğit evlatlarının yanından bütün dünyayı haykırıyorum, ilan ediyorum. Türkiye olmadan kurduğunuz bütün hesapları Allah'ın izniyle başınıza yıkmaya biz hazırız. Ve buna talibiz. Ve inşallah 2053, 2071 hedefleri olarak evet sembolize ettiğimiz hedefler, evet şuradaki genç kardeşlerimin ve çocuklarımızın geleceğimizin idealleridir. Bunun için çalışacağız. Karadeniz'de 540 milyar evet doğalgaz rezervimizi bulduk. Hem de bakın yine bir Bozrak ziyaretimizde muhtarlarımız, dernek başkanlarımız hatırlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun müjdesini vermişti tam 2 sene önce. 2023'ten itibaren Türkiye'deki bütün halkımızın, ev halkının kullanacağı yaklaşık %40'a yakın bir doğalgaz ihtiyacımızı Karadeniz'deki rezervlerimizden karşılıyoruz. 170 kilometre ishalatımızı yapmaya başladık. İnşallah güçlü Türkiye'nin ayak seslerini evet hepimiz görüyoruz, bütün dünya görüyor. Sıkıntılarımız var mı? Var. Ama bizim birlik ve beraberliğimiz son derece önemli. Burada değişik siyasi partilerden değerli arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Hepimiz, sözlerimiz, cümlelerimiz ayrı gibi görünse de hepimiz bu büyük ülkenin, bu büyük devletin bekası için birlikte cümle kurmak mecburiyetindeyiz. Bunu inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz hizmet siyasetinin yanında bir de gönül siyasetini öğrendik. Yollar yaptık, köprüler yaptık. Değerli belediye başkanım, evet Mustafa Kemal Paşa'da son 3 yıl içerisinde çok önemli işler yaptık. Evet, dekorasyon çalışmamızı sona getirdik. Taşkın projemizi bitirdik. Yürüme yollarıyla, bisiklet yollarıyla inşallah bir ay içerisinde Mustafa Kemal Paşalıların hizmetine sunuyoruz. Millet bahçemizi bitirdik. Büyük şehirlerde olan bir büyük millet bahçesini yine önümüzdeki ay Murat Kurum Bakanımızla birlikte açıyoruz. Gençlik merkezimiz öyle büyük şehirlerde görülen, görülmeyen evet bir güzel bir gençlik merkezini, kültür merkeziyle, spor merkeziyle, spor kompleksiyle birlikte gençlerimizin üzerine açıyoruz. 2022 sonlarında bunu da biliyoruz. Sandıklarda oy mesabesinde siyaset yapanlarla karıştırmayın. Biz milletimizin kalbi duasına talibiz. Biz sizlerin kalbi duasına talibiz. Ve bu altyapıyla ilgili meselenin bize seçimlerde oy getirmeyeceğini biz biliyoruz. Ama asbestli borulardan size su içirmeme kararı veriyor. Belediye başkanımız Mehmet Ağar kardeşiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Başkanımız da bunun kararını verdi. Ve bunu uygulamaya başladık. İnşallah kısa bir süre içerisinde bitiriyoruz. Tatlı kavaklı kavşağımızı nasıl yaptıysak, evet Yalıntaş kavşağımızı ve Alparslan Türkeş bulvarımızı da aynı şekilde bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Evet bunların hepsi hizmet siyaseti sizler için yapılıyor. Ama ben başka bir cümle kurmak istiyorum. Bütün bunları yapmak bizim boynumuzun borcu. Ama sizin kalbi duasına talip olmak ve gönüllerine girmek bizim gönül borcumuz ve Allah razı olsun. Allah kahretsin. Allah bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Ne ara gidelim lan? Ama oluyor bazen. Oluyor ama oluyor. Abimiz Cumhurbaşkanımız. Boş bozdunuz şimdi. Dinlik devam ediyoruz. Finiştaya gelse bozamaz. Hiç merak etmeyin. Biz bu yola kefenle çıktık. Hesap soracaklarmış. Sen kimden hesap sorarsın ya? Darbe yaptığın bir şey olmadı. Vay be. Tam da çıkmışsın karşıya. Kefenle çıkmış adama sanmış gibi biliyor musun? Elhamdülillah. Biz çiğnemedik karnımız arasın. Bülent abla. Bak. Ama zaten biraz bekliyorum ya. Bacağız. Ay. Nerede? 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 Nerede?
hesabına okursunuz. Uçak abi. Ablacığım bir dakika alabilir misiniz? Yumruğuma tıkırmak istiyorsa bak benim iki tane kraldı. Ben bu topraklardayım. Tek tek bakın hiç olmuyor. Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar bulunmakta. Bize bu şenlik hakkında ne söylemek istersiniz? Tabii bu geleneksel bir şölen. Bizim de Mustafa Kemal Belediye olarak bu şöleni devam ettirmemiz lazım. 3 seneden beri pandemi dolayısıyla yapılmıyordu. Ancak en neticesinde, en nihayetinde çok şükür bugüne kavuştuk. Biz de bu bayağı masrafla birlikte şöleni hazır hale getirdik. Ve burada insanlığın mutluluğunu bu kalabalık görünce hem maddi yönden hem de manevi yönden Mustafa Kemal Belediyesi çabalarından gurur duyuyorum. İnşallah bu birliğimizi beraber Rabbim daim eylesin. Bundan sonraki şölenler çok daha güzel olacaktır. Üstelik aradan sonra biraz daha böyle tedirginlik ama şimdi çok daha güzel günler hazırlanıyoruz. Bozu Ağacı güzelleştireceğiz. Şenlik, Bozu Ağacı'nın her kırsal mahallesini güzelleştireceğiz. Olduğu gibi burasını da güzelleştireceğiz inşallah. Ya Rabbim mahvetmesin diyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün 19. düzenlenen Bozu Ağacı şenliklerimizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada bulunmamız bizler için ayrı bir önem arz ediyor. Türklüğümüzün asıl simgelerinden olan yörüklerimizin yanında bulunmak bizleri çok mutlu etti burada olmamız. Görüyoruz ki insanlarımız da yaşanan pandemi sürecinden sonra birbirlerini özlemişler, bu türde şenlikleri özlemişler. Çok güzel bir ilgi var burada bugün. Bizler buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel etkinliklerde hep bir arada bulunmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizleri tanıyabilir miyiz? Dinşer Akel, Osman Gazi Görük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı. Bugün daha önce tabii ki Ertuğrul Gazi Dernek Başkanlığı'nda bir dönem gerçekleştirdim. Bugün 20.si gerçekleştirdiğimiz Görük Şenliğimiz hayırlı olsun. Tabii biz Görük Türkmen Birliği olarak 20 gün önce de Trabzon'da, Arfin'de, Rize'de, Aydar Yaylası'nda Görük Türkmen Şenliği yaptık. Bugün de Yıldırım'da da Samsunlarla birlikte bir etkinliğimiz devam ediyor. Pandemiden sonra bu salgından sonra da ülkemizin dört bir köşesinde festivallerimiz Mersin, Silivke'de, Antalya, Serik'te, Kaş'ta her yere devam ediyor. Bugün burada güzel bir kalabalık var. Katılımcılarla, çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Ve bu heyecanlı, coşkulu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için siz çok değerli basın mensuplarına da yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Bugün Yalıntaş, Güreş Ağası yanımızda. Habib Bey, bizlere ne söylemek istersiniz? Evet, sizler de hoş geldiniz. Bozu Ağaç Mesire Alanı'nda güzel bir atmosfer. Bütün siyasi kurumlar böyle bir organizasyona katkı bulmuşlar. Biz de buraya katkıda bulunduk ve onurlandıralım istedik. Sizlere de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bursa Mustafa Kemal Paşa Dernek Başkanı yanımızda. Bizlere neler söylemek istersiniz? Ben Bursa Mustafa Kemal Paşalılar Eğitim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gümüş.
Bugün Bozağaç'tayız. Bozağaç'ta şenliklerdeyiz. Devamlı olduğu gibi kültürümüzü yaşatma anlamında buralarda kurulan yörük çadırlarında yapılan etkinliklerde Mustafa Kemal Paşalılar Derneği olarak her zaman buralardayız. Dün yaptığımız, biz dün bir kongremiz vardı, olağan kongremiz vardı. Kongremizi bitirdik, buraya geldik. Ben öncelikle kongremizde Bozağaç bölgesinden olan üyelerimizin bize olan teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve aynı zamanda bu kongrede rakibim olan Murat Dönmez kardeşime kongrenin iyi ve güzel olması anlamında katkı koyduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bozağaç'tayız. Bozağaç güzel yer. Her zaman buralara gelmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Sizlerin de ayrıca buralarda Necati Bey nezdinde bu programları çekip Mustafa Kemal Paşa'mızı ve Bozağaç'ımızı dünyaya tanıttığınız için size de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Ali Can Sevdi. Lojistik sektöründen Mustafa Kemal Paşa Eğitim ve Kültür Yönetim Kurulu üyesiyim. Şenliklere geldik. Şenlikler çok güzel. Vatandaşlarımız için, özellikle derneklerimiz için harika. Burada olmakta, bu coşkuyu yaşamaktan memnun duyuyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yeni nesillerimize neler söylemek istersiniz? Yeni nesil kardeşlerimiz için özellikle bizim Kemalpaşa Derneği, Eğitim ve Kültür Derneği olarak kendilerine bu derneklere destek vermesini, geleceklerle ilgili eğitimi konusunda daha önem vermesini, tabii ki faaliyetlerde bulunmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Zeki Acar kardeşimiz burada. Boyusan Sanayi Vinç sahibi. Halim Kurt, Kurt İnşaat sahibi. Hakan Sönmez, Çalı, Güreş ağamız. Hayri Çavuş, Çavuş Tarım. Hayri Bey. B Gazete, Birol Yaman. Serkan Yavuz, İncel Pınar Dernek Başkanım. Şerif Ali Kılıç. İhale miktarını kaçtan başlatmak için ona soruyoruz. 15.000. Şerif Ali Ağam 15.000 liradan bismillah dedi. Hakan Sönmez, Çalı, Güreş Ağamız. Evet ağam. Namını duymayan kalmadı. Bir ağlıkta Bozağaç bekliyor. Ağanın eline tutulmaz dediler. Söz sizde. Teşekkür ederim, sağ olun. Organizasyon yarım saat harika olmuş. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bu organizasyonlar izleyicilerle güzelleşiyor. Burada da bu kalabalık mevcut. Bence bu rakamlar bu kalabalık için çok düşük rakamlar. Ben 56 bin lira diyorum. Boyusan Makine Sanayi sahibi. Lel Hanım hoş geldiniz. Er meydanlarının baş pehlivanı. Zeki Acar kardeşimizi tanımayan var mı? Doğru Pınar Köyü'nün Bozağaç'ın medar iftarı. Zeki Acar, Boyusan Makine. Bugün nasıl gidiyoruz ama da değişiyor. Öyle adı deyince adam bir şey değil mi? En son bittik röportajı bulunca. 60 bin TL. Evet, Serkan Başkanım. Bozağaç'a döndün, dolaştın. Şöran Hanım'a geldin. İncel Pınar Dernek Başkanımız. Aynı zamanda Ertuğrul Gazi Osman Gazi Yörük Kültür Derneği Yönetim Kurulu'nda. Yıllardır da yönetici. Bugün de otoparkta görevliydi. Görmüş özür, biletleri kesti. Yani derneğimizin emekçisi gelmiş, Beyliğe de aday olmuş. Bir alkış istiyor kardeşime. Serkan Yoz kardeşime. Evet, Serkan kardeşim. Söz sende. Trabzon'un şampiyonluğu şerefine 61 bin. 116 bin TL. Bravo!
Aynen, siz bir anda. Evet, Boysan Vinç sahibi, sanayi sahibi. Zeki Acar, Bozağacın yiğidi. 116. 117 bin. Bravo! Güzel. Serkan Yavuz Başkanım. Ben Zeki Acar kardeşime bırakıyorum. Hayırlı olsun. Evet, Zeki Acar kardeşimiz adına çekiliyorum dedi. Serkan kardeşimize vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çekiliyorum. Hayırlı olsun. Evet, Bozağacın beyi Şerif Ali Kılıç abimize. Emekleri çok, hizmetleri çok. Genel olsun şu alanın mesir alanı olması için çalmadı kapı, gitmedi makam kalmadı. Canı gönülden vermiş, bu derneğe, bölgemize, insanımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı öyle böyle değil. Canı gönülden bir alkış istiyorum. Çalı Güreş ağam, Hakan Sönmez Bey'im, söz sizde. 119 bin teklif verildi. Zeki Acar Bey'ine çekiliyorum. Buraya 10 bin lira da bağış yapıyorum. Evet arkadaşlar, hep şu atasözünü merak etmişiktir. O anın eli tutulmaz diye. İşte gerçeği, görselini yaşıyoruz. Ağamıza da canı gönülden, Çalı Güreş ağamıza canı gönülden bir alkış. Ağam hoş geldin, sefalar getirdin. Vermiş olduğun desteklerden dolayı da Allah razı olsun. Senin için Fele Mehmet'i andıran bir mani okuyayım. Gün oldu Aliço, gün oldu mümin. Okyanusta Yusuf, karada emin. Beklerken katrancıyı kara Ahmet'im, pirler hanesinden çıka geldi kurt dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Ey koca Filiz, kara İvo, Toros kaplanı Cengiz, kara Ahmet, Fele Mehmet, Rabbim selamımı, dualarımı onlara ilet. Vinç sanayi sahibi Zeki Acar kardeşim. 119 binde. Öncelikle Hakan Söğünmez abime, Hakan Söğünmez Çalı Güreş ağası, bölgemize vermiş olduğu katkılarından 10.000 TL ve ayrı görünmeyen arkadaki gizli kahramanlarımızdan, eksik olmasın hepinizin huzurunda saygıdeğer ağama teşekkür ediyorum. 125.000 TL. Bravo! 125.000 TL. Sayın Yeni Bey'im, Yörük Bey'im, hayırlı uğurlu olsun, Allah mübarek eylesin, söz sende. Bir dakika arkadaşlar. Biz yürüyüz arkadaşlar. Yörük demek saygı demektir, sevgi demektir, birlik, beraberlik demektir. Yörük demek yılmamaktır. Burada hepinizin huzurunda Sayın Eski Bey'im, Şerif Ali Kılıç benim büyüğümdür, atam sayılır. Hepinizin huzurunda onun elini öpüp destur almak istiyorum arkadaşlar. Şerif Ali ağam. Büyüğümüze saygı göstermeyen hiçbir zaman işi rast gelmesin. Davullar. Hadi yürü be. Yürü be. İlk bey tezgahında biz takdim edelim. Evet, yürüp duyumuzda korte giriş yapıyorum. Halkı selamlıyorum. Hayırlı uğurlar olsun. Yanımızda Bursa Çalı ağamız bulunmaktadır. Bize bu eğlence hakkında ne bilgi vermek istersiniz? Tabii bugün tüm Bursa bölgesinde yaşayan, hatta Marmara bölgesinde yaşayan Yörük Türkmen kardeşlerimiz için çok güzel bir organizasyon tertip edilmiş. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi bünyesinde. Tabii buna münasiren bir Yörük Beyliği seçimi yapıldı. Gündüz farklı sanatçılar halkı, buraya gelen Yörük ve Türkmenleri ve gönül dostlarını gündüz şahane bir program yaptılar. Saat herhalde 5-4.30 sularında Yörük Beyi seçimleri yapıldı. Tabii bunlar
bizim geleneklerimizin unsurlarından, yani Yörük Türkmen geleneklerinin en önemli unsurlarından, bir tarihi yaşatmak için ana unsurların kaybolmaması gerekiyor. Yani unsurlar eğer yer değiştirirse o tarihin içerisinde gelenek dejenere olmuş oluyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Geleneklerimizin dejenere edilmemesi gerekir. Orijinal haliyle yarınlara devir edilmesi gerekir. Bugün Mustafa Kemal Paşa Belediyesi burada çok güzel hizmetler yaptı. Tabii ki bunun yanı sıra Yörük Türkmen Beyi, Yörük Türkmen Dernekleri Başkanlığımız da burada tabii ki çok güzel hizmetler yaptı. Aslında bu tarz organizasyonların gizli kahramanları vardır. O gizli kahramanlar bizlere servis yapanlar, sizler gibi buradaki seyirciyle, dışarıdaki seyirciyle buradaki arenayı buluşturan, buradaki programa eşlik eden sanatçılarla televizyonu bir araya getiren ve bir köprü oluşturan sizler gibi değerli unsurlar da çok önemli burada. Bu gizli kahramanlara öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Genellikle teşekkürler en üstten başlar, protokolden başlar ve halka doğru gider. Ben en alttan başlayarak burada gerek temizlik hizmetlerinde, gerek servis hizmetlerinde, gerek burada ortamın oluşturulmasında, sandalyelerin konmasında, çadırların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu vesileyle buraya gelen misafirlerimiz de oldu. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Yörük'üz, Türkmeniz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşamaktayız. Marmara'nın Yörükleriyiz. Tabii ki ben çeşitli vesilelerle Nilüfer Belediyesi Çalı Güreş Ağlığı yaptığım için bu organizasyonların bize getirmiş olduğu sebeplerden dolayı farklı farklı illeri de gezmekteyim. Türkiye'nin her tarafını gezmekteyim. Yörük bölgesi denilince başta Antalya gelmekte. Antalya Yörükleri, Burdur, Aydın. Tabii bizim de Marmara'da büyüklüğümüzü gördüler. Biz de hep beraberiz, birlikteyiz. Zaten bu organizasyonların amacı birlikteliği tesis edebilmek, beraberliği sağlayabilmek. Çünkü bizim en büyük ihtiyacımız beraberlik ve birliktelik. Bizler beraber ve birlikte olursak, aynı düşüncelere sahip olabilirsek, yarınlara daha iyi adım atacağız, daha sağlam adım atacağız. Ve bu kültürel etkinlikler beraberliğimizin en önemli unsurları. Bu kültürel etkinliklere sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkmalıyız bu kültürel etkinliklere. Bugün Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ve Yörük Türkmen Dernek Başkanlarımız ve bu tabii ki Yörük Türkmen Derneği'nde çalışan yönetici arkadaşlarımız, bunlar bugün ispat ettiler. Yani buradaki kültürel etkinliğin varoluşunu ispat etmişlerdir. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bizlerle izleyenleri buluşturduğunuz için, bizlere köprü olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi seyirler. Yanımızda Ali Bey güreşlerinden ağımız bulunmaktadır. Bizlere ne söylemek istersiniz? Bugün burada çok güzel çok güzel şeyler yaşanıyor. Yörüklerin devleştiği gün. Yörük şölenimiz. Yine Yeni Kızılelma köyünden bahsedelim. Hepimiz burada buluştuk. Bu sene de bir defa oluyor. Bu yörükler her zaman birbirine bağlıdır. Bayramın ikinci günü Mustafa Kemal Paşa Ali Bey güreşlerine, güreş severlerine davet ederim. Güreşlerimize bekleriz. Hayırlı günler. Yeni ağırlığınız hayırlı olsun. Duygularınızı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Öncelikle 22 yıl önce kurulmuş olan Bozağaç, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi Derneğimizin 22 yıl önce kuruldu. Bugüne kadar buraya getiren bütün emekçi başkanlarımıza, Yörük Beylerine, Yörük Ağalarına, elini cebine sokan kim varsa hepsinden bu zamana kadar hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda ben de yönetimin ve mevcut olduğumuz buradaki şölende elimizden geldiği kadarıyla arkadan
yani arka versiyondan derneğimizin destekçisiydik. Maddi manevi her zaman yanındaydık. Tabii ki hiçbir zaman ön plana çıkmadık. Önemli olan birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık. Burada geçmişten gelen geleneğimizi geleceğe taşımak birinci hedefimiz, amacımız. Atalarımızın bu yurtlarda yurt edinmiş, bizlere burayı emanet etmiş, bu zamana kadar gelmiş gitmiş bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun inşallah. Hepsinden Allah razı olsun. Yeni Yörükbeyliğine inşallah bana ve aileme, çevreme hayırlı olur. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her zaman ve her daim bu bölgenin, bu coğrafyanın, bu insanların, bu toplumun yanındayım ki ben de toplumdan biriyim zaten. Onun için her zaman, her ve daim kültürümüzü tanıtmanın bir mücadelesini ve gerçeğini hayata aktarmayı düşünüyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz.